Bu video A'dan Z'ye Yemek Tarifleri adlı kitaptan alınarak hazırlanmıştır. İyi seyirler. Üzüm pekmezi nasıl yapılır? Üzüm pekmezi Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Hem lezzetli hem de besleyici olan üzüm pekmezi kahvaltıda, ara öğünlerde ve atıştırmalıklarda tüketilebilir. Üzüm pekmezi yapmak oldukça kolaydır ve evde yapabileceğiniz birçok farklı tarif mevcuttur. Bu videoda ev yapımı üzüm pekmezi yapmak için gerekli malzemelerden başlayarak adım adım nasıl yapabileceğiniz hakkında detaylı bilgi vereceğiz inşallah. Malzemeler: 2 kilogram üzüm, 1 su bardağı su, 1 kilo toz şeker, 1 limon suyu. Yapılışı: 1. Üzümleri yıkayın ve saplarını ayıklayın. Daha sonra bir tencereye koyun ve su ekleyin. 2. Üzümleri orta ateşte kaynatın ve arada bir karıştırın. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca kaynatın. 3. Kaynatma işlemi bittikten sonra üzümleri süzün, süzülen suyu ayrı bir kapta tutun. 4. Üzümleri bir blender veya el blenderı kullanarak püre haline getirin. 5. Üzüm kırıklığını süzgeç yardımıyla süzün ve elde ettiğiniz suyu aynı kapta tutun. Bu üzüm suyunu daha net bir hale getirecektir. 6. Elde ettiğiniz üzüm suyunu tencereye alın ve toz şeker ekleyin. Karıştırın ve orta ateşte kaynatın. Arada bir karıştırarak yaklaşık 34 dakika boyunca kaynatın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. 7. Üzüm suyu kıvamını aldığında limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Limon suyu üzüm pekmezinin daha iyi bir kıvam almasına yardımcı olur. 8. Kaynatma suyunu bittikten sonra üzüm pekmezini zaten alın ve soğuması için bekletin. 9. Soğuyan üzüm pekmezini sınıf dükkan kavanozdaki eserin bir yerde saklayın. Üzüm pekmezi buzdolabında muhafaza edilebilir ve uzun süre dayanır. Sonuç olarak ev yapımı üzüm pekmezi yapmak oldukça kolaydır ve evde de yapabileceğiniz birçok farklı tarif mevcuttur. Üzüm pekmezi yaparken kaliteli ve taze ürünler kullanmaya özen gösterin. Kendi üzüm pekmezinizi yaparak sağlıklı ve lezzetli bir tatla tüketebilirsiniz. Daha fazlası için A'dan Z'ye Yemek Tarifleri adlı kitabı satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.